Erciyes Televizyonu'ndan hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, Bindallı Program olarak bizler sizlerin ve toplumumuzun ortak kültür değerlerini, kültürümüzü, tarihimizi, sanatımızı yansıtmaya devam ediyoruz. Bunun neticesinde de bazen yörelerde oluyoruz, bazen stüdyomuzda oluyoruz. Stüdyomuzda olduğumuz zaman genelde söyleşi ağırlıklı ve tarihimizi konuşuyoruz, kültürümüzü konuşuyoruz, şiir konuşuyoruz, sanat konuşuyoruz. Bazen de biliyorsunuz yörelerimizi açılıyoruz, bazen kurumlarımızı tanıtıyoruz, bazen müzelerimizi tanıtıyoruz. Tabii bu medyanın da bir görevidir bence. Medya kendi tarihine, kendi kültürüne, kendi sanatına sahip çıkmak zorunda. Haber alma özgürlüğünü en güzel şekilde kullanmak zorunda. Çünkü biz bunu büyük bir vasıta olarak görüyoruz. Topluma yararlı olmak için. İnsanlara bir şeyleri tattırmak, o lezzetleri tattırmak için uğraş veriyoruz. Bu çabalar içerisinde de bu akşam yine beraberiz. Şu anda stüdyomuzda iki tane değerli konuğumuz var. Efendim, eğitimci yazar Abdullah Hayat'ı. Abdullah Bey, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Evet, biz Abdullah Bey'le biraz Tomarza taraflarına gideceğiz, öyle değil mi? Tomarza'yı konuşacağız. Ve Mustafa Ünal, şairimiz, kıymetli dostumuz. Siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Evet, sizinle de şiir üzerine konuşacağız. Evet. Ve bugün inşallah insanların böyle damaklarında böyle hafif bir tat, bir lezzet bırakabiliriz diye inşallah. Umut ediyoruz. Efendim, tabii hepsi birbirine böyle yakın konular. Yani çok uzak değiller. Tarihi araştıran, kültür araştıran bir insan. İşte şiir de bu sanatın bir dalı. Evet. Ve biz varız. Burada yaşıyoruz, bu coğrafyanın insanıyız, bu kimliğin insanıyız. Böyle kimliğimiz içerisinde şiirimizi, sanatımızı, eserlerimizi, diğer özelliklerimizi öne çıkarmaya çalışıyoruz. Ve şunun da farkındayız tabii ki, bir millet millet yapan unsurlar belli. Evet. Ve bu dili en güzel şekilde kullanmamız lazım, yazmamız lazım, yazdıklarımızı insanlarla paylaşmamız lazım. Bunun neticesinde de şükürler olsun ki yazıyoruz. Şükürler evet. olsun ki insanlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Ben Abdullah Bey ile başlamak istiyorum. Evet, Abdullah Bey, siz eğitimcilik tarafı bir taraftan, yazarlık var öbür yandan ve oldukça değerli konular ortaya koyuyorsunuz. Önce isterseniz kısa cümlelerle kendinizi bir tanıtın. Ondan sonra çok heyecanlı konular bekliyor gibi bir hisse kapılıyorum. Evet. 1958 Tomarza ilçesi Şihpara köyü doğumluyum. Öğretmenim. Halen Melekgazi ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde Fevzi Emirloğlu İlköğretim Okulu'nda müdür olarak görev yapmaktayım. Evet, şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Şimdi siz Tomarza yöresi, ki biz de değişik tarihlerde Tomarza'ya gittik. Özellikle yöre yöre Kayseri'nin çekimlerinde ve diğer zamanlarda bulunduk. Tabii Tomarza bir böyle keşfedilmemiş, tabiri caizse keşfedilmemiş aslında bir tarih ve kültür merkezi. Yani bir tarafta bakımsızlığa bırakılmış birçok tarihi eser var. Öbür tarafta keşfedilmemiş, bugüne kadar fotoğrafı dahi çekilmemiş yerler olduğunu gördük. Biraz anlatın, Tomarza ile ilgili çalışmalar nasıl başladı, nasıl bir merak duygusu gelişti ve neler yaptınız? Efendim, Tomarza şu anda Ermeni ismiyle duran bir ilçemiz hala. Maalesef yolu sapa, küçük bir ilçe. Çevresi geniş, kültür değeri çok bir ilçemiz olmasına rağmen fazla araştırılmamış. Esas benim konum yazmak. Kültürel değerleri ortaya çıkarmak, sizlere yardımcı olmak, insanlara hizmet etmek, onlara iyi şeyler sunabilmek. Bu yüzden acizane geçen yıl iki tane eser meydana getirdim roman türünde. Birinin ismi Torasların Cinleri. Evet. Şimdi bizim oralarda Sınangılı yer denen yerler vardır. Sınangı denenmiş anlamına geliyor. Evet. Deneyim anlamında. Deneyim. Şimdi insanlar oralara gitmekten korkarlar, çekinirler. Hani cinler çarparlar, şeytanlar çarparlar gibilerden. İşte köyün birisinde böyle bir yer var. Toroslar'da bir vadi var. O yörede bulunan insanlar oraya gitmekten korkuyorlar, çekiniyorlar. Ama sonunda köye bir memur geliyor. O köylü böyle üst kademelerde memurluk yapmış, emekli olmuş bir elçi. Köyde de çocukluk arkadaşı bekçi var, Musa isminde. Anlatılan şeylere inanmıyor. İlle de o vadiyi görmek istiyor. Arkadaşının gönlüne bırakmıyor. Çocukluk arkadaşı Musa Bey diye bir bekçi var. Ve o vadiye gidiyorlar. Gidiyorlar ama orada ilginç şeyler oluyor. Gittiklerinde de pişman oluyorlar. Başlarına çok acayip şeyler geliyor.
bilmiyorum, metni var. En son metni isterseniz siz okuyun, isterseniz geçelim kısaca bunu. Evet. Arkadaşımıza da fırsat verelim diye. Esas sizin merak konunuz olan son Ermeni. Onu da detaylı olarak vaktimiz yettiği sürece anlatmaya çalışalım. Neden kaynaklandı, neden araştırıldı, neden yazmak icap etti? İnsanlarımızın aydınlanması gerekir. Bir de şey yapalım, şöyle Tomarza'yı şöyle biraz gözümün önünde canlandırmak istiyorum. Yani Tomarza'da ne vardır? Mesela ben hiç Tomarza'ya gitmemiş biri olsaydım, yani Tomarza'nın tarihi ve kültürüyle ilgili bize hangi ipuçlarını verirdiniz? Mesela ağıtları mı vardır, halayları mı vardır, türküleri mi vardır, gelenekleri mi ön plandadır, tarihi coğrafyasında neler vardır? Yani biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi Tomarza Avşarlar ve Türkmenlerden oluşan bir bölge. Hı hı. Aslında merkez ilçe küçük ama geniş bir arazide, geniş bir coğrafyada bir yer. Şimdi bizde Türkmen gelenekleri, ben Türkmenim. Avşarlar'da severiz, onlar da komşularımız. Avşar ağıtları meşhurdur bizde. Türkmen geleneklerinden kütük atma töreni vardır bizde. Saya töreni vardır. Sonra ağıtlar vardır. Bu ağıtların bir kısmı barak havası adı altında çeşitli yerel sanatçılar tarafından söylenmekte ve o yörede dinlenmektedir. İsimlerini söylemek gerekirse işte Gülahmet, ne bileyim. Yani barak köyleri var mı Tomarza'da? Elbet, ben barağım. Siz baraksınız. Ben barağım, Türkmenim. Aslında biz onları pek şeyde düşünüyoruz değil mi? Daha güneyde düşünüyorduk. Yani tarih bilgilerimize göre böyle değil mi? Gaziantep yöresi, evet. Maraş yöresine yakın bölgelerde barakların olduğunu biliyoruz. Ama demek ki bizim Tomarza hattına doğru uzanan bir çizgileri var değil mi? Tabii. Öyle mi anlaşılacak? Hatta Nevşehir'de de aşağı baraklı, yukarı baraklı diye köyler vardır. Anadolu'nun çeşitli yerlerine serpilmişlerdir. Türkmen'in bir boyudur barak. Ya barak Türkmen'in bir boyudur, doğru. Peki şey midir? Yani böyle ben bazen duyarım, mesela radyoyu açarsınız da tabii o TRT'nin bir klasik şeyi vardır. Böyle güzel havaları verir. Der ki işte şimdi barak ağzıyla mesela, evet, bir ağıt dinliyorsunuz. Böyle bir konuşma özelliği mi var barak ağzı dediğine göre? Şimdi bizim ağıtlarımız zaman zaman çeşitli sanatçılar tarafından Türkiye'ye çevrilmiştir. Türk sanat müziğinde hüzzam makamı neyse Türk halk müziğinde de barak makamı odur. Mutlaka türkülerin çok güzel tarafları var. Türkülerimiz çok güzel ama barak havalarda bir başkadır tabii ki. Şimdi siz bir kaset getirmiştiniz. Evet. Arkadaşlarımız eğer hazır. O biraz duyabilir miyiz şu barak ağzının ne olduğunu? Tabii bu kaset, evet, maalesef bizim barak havalarına, bizim ağıtlarımıza başka sanatçılar, başka yörenin sanatçıları sahip çıkıyorlar. Onlar söylüyorlar. Yine ünlü bir sanatçı söylüyor. Dağda koyunlarını otlatırken ölen bir çocuğun ardından yaktığı ağıdı, annesinin yaktığı ağıdı ünlü bir sanatçı, bir Türk haline getirmiş. Dinleyebilir miyiz? İsterseniz dinleyelim.
bir işle başlayalım. Sizi tanıyalım efendim. Ben Mustafa Ünal, 1954 Adana Ceyhan doğumluyum. İki çocuğum var, evli. Kayseri'de ikamet ediyorum 5 yıldır. Şiiri çok seviyorum. Müziğin hastasıyım. Ben de müzik dünyasına işte gelecekte armağanlar bırakmak üzere elimden geldiği kadar kanımca kararımca edebi alanda bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Efendim insanın eserleri evladı gibidir. İsterseniz evet. Onları da bir gösterelim, böyle bir tanıtalım evet. Sevgili izleyicilerimize. Şu birinci kitabımız Aşkınla Düştüm Dile 2001 yılında yayınlanmıştı. İsterseniz kameraya doğru da şöyle tutarsak evet. Aşkınla Düştüm Dile. Aşkınla Düştüm Dile. Epey ilgi gördü sağ olsun vatandaşlarımız, okurlarımız. İkinci kitabımız da 2002 yılında çıktı. O da bayağı ilgi gördü. Üçüncü kitabın çalışmaları devam ediyor. Sanırım bu yılın ortalarına veya sonlarına doğru onu da okurlarımıza ulaştırmaya çalışacağım. İnşallah temin ediyoruz. Kısmet olursa. Şimdi efendim tabii şu var. Mustafa Bey şöyle sizin tabii şiirinizi malumunuz olduğu gibi yani ben de biraz tetkik etmeye çalışıyorum. Ve özellikle de ikinci kitabınızda yine bir kısım alıntılar yaptınız. Orada benim gördüğüm kadarıyla şiirler daha ziyade musiki değeri öne çıkarılmış şiirler olarak karşıma çıkıyor. Evet. Yani her birini sanki böyle bestelenmeye aday, yani şarkı sözü olabilmeye aday gibi düşünüyorum. Zaten bilmem yanılıyor muyum? Doğru tespitiniz çok güzel. Ben zaten o maksatla, yani o gayeyle çalışma yapıyorum. İnşallah ileride çok güzel şeyler olacak. Belki ben göremeyeceğim ama İnşallah görürsünüz. Yani, İnşallah. Biraz da bu şeyden de kaynaklanıyor. Benim de böyle biraz ümitsizliğe düştüğüm zamanlar vardır. Biraz Türk halkı şu anda biraz fazla bir ezilmişlik yaşıyor. Yani ekonomik anlamda biraz sıkıntıların içerisinde, ekonomik sıkıntının bu derece yaşandığı yerlerde kültür ve sanat değerini otomatikman düşürüyor. Şimdi biraz daha insanlarımız soluklansa, biraz daha müreffeh bir duruma gelse, zannediyorum kültür ve sanat da ister istemez böyle bir çığ gibi bir evet. Mesela eskiden hatırlayınız yani kitapları biz çok rahat çıkarırdık. Yani hiç sıkıntı yaşamazdık ama şimdi bir kitap çıkarmak büyük maliyetler oluyor. Evet. Niye? Çünkü ekonomik durumumuz buna bağlı olarak gelişmedi. Yani biz Türk halkı olarak sürekli olarak ekonomik değer açısından düştüğümüz için ne yapıyoruz? Geçinme ihtiyaçlarımız bence öne çıkıyor. Karnımızı doyurmayı, yaşamayı, çocuklarımızın ihtiyaçlarını öne çıkarıyoruz. Ben umut ediyorum ki ondan sonra inşallah Türk toplumu yakın bir gelecek biraz daha nefes i̇nşallah. Alır duruma gider. Gelir kültür ve sanat biraz daha evet. hareketlenir böylece evet. diye umut ediyorum. Evet. Bilmem aynı görüşte misiniz? Aynı görüşteyiz. Peki ben şunu sormak istiyorum Mustafa abi. Şimdi Cemal Safi'nin de bir yazısı vardı. Hocam kendisi zaten. Evet onu biraz anlatın. Evet. Nasıl bir diyaloğunuz var? Neler konuşuyorsunuz? Onun görüşleri de neler? Şimdi hocam da ben zaten onun tarzındayım. Hı hı. O sürecin inşallah bir devamı olacağım. Çünkü onun benden çok beklentileri var. Tabii o onun kendi görüşü. Hı hı. Benden benim onda bıraktığım intibadan dolayı. Demek ki ben şunu anlıyorum buradan, benden bir cevher olduğunu herhalde hissetmiş olacak ki ileride çok güzel şeyler beklediğini ifade ediyor. Ben de onu mahcup etmemek için elimden gelen bütün gayretimle gelecek kuşaklara işte güzel eserler bırakmaya çalışıyorum. Peki dedik ki biraz böyle insanlarda bir damak zevki bırakalım dedik. Peki şöyle şiirlerinizden lütfetseniz ondan tabii, sonra hay hay. Hangisi olsun bu akşam nasıl başlayalım yahut da hangi şiiri takdim etmek istersiniz? Güzel bir şiir armağan edelim.
Vallahi şu anda zannediyorum Kayseri'de iyi bir fırtına var. Evet. İnsanlar da şu anda dışarı çıkmamak için her şeyi yapıyorlar gibi hisse evet. kapılıyorum. Yani biz de insanların evlerine konuz, böyle onlara bir güzel bir lezzet tattıralım evet. isterim. Şimdi bu okuyacağım şiir 3. kitabımızın çalışmalarından. Öp de git. Gideceksen git de kıyamet kopsun. O günahkar gözlerimi yak da git. Küseceksen küs de tenim sen koksun. O günahkar ellerimi sık da git. Gideceksen kaçma bana ses ver de. Küseceksen saçlarından kes ver de. Üzeceksen bir dakikalık es ver de. O günahkar dudağımı yak da git. Bak istersen yaslı gibi veremet. Yak istersen aslı gibi keremet. Hakkın varsa üzerimde haram et. O günahkar ellerimi sık da git. Efendim çok teşekkür ederiz. Bu arada şimdi küçük bir reklam aramız var. Reklam aramızdan sonra yine birlikte olacağız. Zannediyorum Abdullah Bey'in de şiiri var. O şiiri de dinlemek isteriz. Yine Mustafa Bey'le evet. de şiirle devam edeceğiz. Tomar Zay'ı da yine konuşacağız ikinci bölümde. İlginç hikayeler var. Özellikle de Abdullah Bey'in çalışmış olduğu Son Ermen isimli bir çalışma var. Bir reklam arasından sonra yine birlikteyiz. Ayten, ne oldu sana? Rengin solmuş. Ay yoksa kötü bir şey mi oldu? Ay Nermin'cim, sen deterjan fiyatlarını görmedin herhalde. Şoka girdim. Dert ettiğin şeye bak canım. Hadi gel benimle. Deterjan fiyatlarını görünce renginiz mi atıyor? HES Kolormatik kullanın, ne çamaşırlarınızın rengi atsın ne de sizin. HES, temizlik uzmanı. Komşu kentte 3. ve son fırsat. Güven ve teveccühlerinizde 1000 konutluk 1. 1500 konutluk 2. etap üye kayıtlarımız dolmuş olup 1000 konutluk 3. etap üye kayıtlarına başlanılmıştır. Betonarme sistemli Eras inşaat kalitesi ve güvencesiyle deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan ve hiç ara ödemesi olmayan aylık ödemeleri sizin istediğiniz oranda belirlenen komşu kente üye olmak için 3. ve son fırsatı kaçırmayın. Kayseri şehir merkezinde sosyal tesisleri, okul, park, alışveriş merkeziyle tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede her yaştaki insanın beklentilerinin tümüyle karşılanacağı bir kent. Halkımızın el birliğiyle kurulup, belediyelerimizin denetim ve kontrolü altında devam eden Komşu Kent Konut Yapı Kooperatifi sizleri yeni bir yaşam kültürüne çağırıyor. 100 metrekarelik daireler için 2 taksit halinde 250 milyon peşin 90 milyonluk aidatlarla, 120 metrekarelik daireler için 2 taksit halinde 300 milyon peşin 100 milyonluk aidatlarla, 140 metrekarelik daireler için 2 taksit halinde 400 milyon peşin 130 milyonluk aidatlarla ev sahibi olma imkanı. Kent Toplu Konut Yapı Kooperatifi, modern şehircilik anlayışı ile şehire sadece 900 metre uzaklıkta ulaşımın kolay olduğu çağdaş, huzurlu ve modern bir toplu kent yapı kooperatifini siz değerli Kayserilere sunuyor. 100 metrekare konutumuz sobalı olup, 120 metrekare ve 150 metrekarelik konutlarımız kaloriferli, çift asansörlü, çift balkonlu, salon ve oturma odası parke, yatak odaları halifleks, 150 metrekare dairelerimize 300 milyon peşin 110 milyon aidatlarla, 120 metrekare dairelerimiz için 250 milyon peşin 90 milyon aidatlarla, 100 metrekare dairelerimiz için 200 milyon peşin 80 milyon aidatlarla sahip olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Gazi Osman Mahallesi, Bağdat Caddesi, Bahtiyar Sokak numara 2, telefon 337-09-16. Türk Telekom'dan yepyeni bir kampanya. Şimdi sohbetler uzuyor, uzuyor, uzuyor.
Çünkü şehirler arası görüşmeler %50 indirimli. Ayrıca akşamları ve pazarları ekstra %50 indirim daha. Hadi hemen sarılın telefona. Fiyatlar yarı yarıya, sohbetler doya doya. Türk Telekom, büyüyen Türkiye'nin habercisi. Bellona'dan iz bırakan kampanya. Şimdi el tekstili ürünlerinde KDV Bellona'dan. Üstelik rahat rahat ödeyeyim diyorsanız peşin fiyatına 8 taksit. Ay yok ben peşin alırım diyorsanız nakitte %31'e varan indirimde Bellona bayilerinde sizi bekliyor. Bellona, bu kez fırsatı kaçırmayın. Şehir merkezine 1 kilometre uzaklıkta yüklenici firma Eras İnşaat kalitesi ve güvencesi altında inşa edilmekte olan kooperatifimizde ikinci etap üye kayıtlarımız devam etmektedir. Kaloriferli, asansörlü, doğalgaza dönüşümlü, otoparkı, çocuk oyun alanları bulunan bir uydu kentte hiç ara ödemesiz ev sahibi olabilirsiniz. 120 metrekarelik konutlar için aylık 180 milyon, 130 metrekarelik konutlar için aylık 200 milyon taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Adres: Turgut Reis Mahallesi, Turgut Reis Caddesi numara 4. Telefonlar: 338 75 97, 339 80 16. Yenişehir Kent, yaşanacak uydu kent. Yılmaz Demir ve Saç Ticaret. Her türlü siyah saç, DKP saç, baklavalı saç, genişletilmiş saç, çelik saç, NPU demirleri, NPI demirleri, köşe bentler, lamalar, profil ve borular, ayrıca 16 milimetreye kadar saç kesim ve büküm işleri yarım asırdır Kayseri sanayisine hizmet veren Yılmaz Demir ve Saç Ticaret'te. Yılmaz Demir ve Saç Ticaret, Merkez Yeni Sanayi Girişi, 3. Cadde 72. Sokak numara 3, Depo Yaktaş Yanı. Telefon 330 54 53 336 68 75 331 32 42 43 44 Fax 331 32 45. Birden sözü açmıştık. Şiirle devam edelim yine. Mustafa Bey'in güzel bir şiirini dinlemiştik. Evet Abdullah Bey, siz de özellikle romanınız değil mi? Roman Son Ermeni'de bir şiirle bitiriyorsunuz romanı. Ve bu şiirin yazarı da sizsiniz. Evet, şimdi Son Ermeni'de isterseniz hikayeyi ben kısaca anlatayım. Hikayeyi bir anlatalım. Tabii şimdi herkes merak edecek. Evet, nedir ne değildir? 1878 yılına kadar Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni azınlığa Sadıgül Teba ya da Sadıgül Evladeyn deniliyor. Onlar diğer azınlıklar gibi hiçbir zaman isyan etmemişler. Memleketlerine, milletlerine, devletlerine sadık insanlar, kalifiye elemanlar, sanatçıları var, esnaftırlar, ne bileyim mühendis, doktor, sevilen insanlar. Bu anlaşma 1878 yılında Ruslarla bizim aramızda Ayas-Tefanos Antlaşması yapılmış. Esas Osmanlı'daki otorite boşluğu ve dağılma o anlaşmayla başlamış. İngilizler ve Ruslar Ermeni vatandaşlarımızın ileri gelenlerinin kafalarına girerek Büyük Ermenistan hayalini oluşturmuşlar. Osmanlı'ya ihanet haddine gelmişler. Özellikle Doğu Anadolu bölgemizde isyanlar, çoğunlukta oldukları yerlerde katliamlar başlamış. Burada da Anadolu, İç Anadolu bölgesinde de birlikte yaşayan halklar arasında huzursuzluk başlayınca 1915 yılında Osmanlı Devleti Teçhir Kanunu adı altında bir göç kanunu çıkarıyor. 27 Mayıs 1915 tarihli. Buna göre uzak Osmanlı ülkesi diyorum, şehri olan Beyrut, Şam, Halep gibi yerlere Ermeni vatandaşlarımız göç ettiriliyorlar. Bundan İstanbul hariç tutuluyor, İstanbul'daki Ermeniler. Amaç orada Türk nüfusu çok az ya da hiç olmadığı için sürtüşmeyi önlemek, huzuru sağlamak. Kanunları inceledim ben. İşte gidip gelirken güvenlikleri Osmanlı ordusu denetiminde, can güvenlikleri, mal güvenlikleri,
Oraya vardıkları zaman kredi verilecek, yurt verilecek, yer verilecek. Esas olay burada başlıyor. O zaman bizim memleket Tomar'da küçük bir belde, Everek devenin eski ismi de. Oradan gelen bir kafile bizim köyde konaklıyor. Konakladığı zaman da yaşlı birisi hastalanıyor. Güz günü birkaç gün bekliyorlar, gidilemiyor. Toroslar açılacak, Kaan ile Adana'ya varılacak, atlarla oradan trene binilip Şam'a varılacak. Kafile beklemeyince dedeme teslim ederler yaşlı Ermeni'yi. Hani ölürse Allah rahmet eylesin, ölmezse bir çaresine bakarız diye. Adam da iyi olur hasbelkader. Onun 11 yaşındaki çocuğu ile babam arasında bir arkadaşlık başlar. 2-3 günlük. Ermeni vatandaş Gazer Cibilyan iyi olunca yazın dedem kendi elemanlarıyla son kafileye yetiştirir. Oradan bindirir, gönderir şeye, Beyrut'a, Zahle kampına. Fakat bu arada bu adamı çok severler. Önce tepki gösterirler. Köyün sulama kanalının projesini çizer. Herkes tarafından sevilen bir insan olur. Gitmesini de istemezler aslında. Oraya varınca da çocuğuna söylediği şey şudur. Arsin Cibilyan oğlu, eğer o Türk ailesine hakkımı helal ettirmezseniz benim öyle adım değilsiniz der. Bu adamla babam arasında yıllarca mektuplaşma, haberleşme devam etti. İyi bir dostluk vardı. Ben şunu düşünüyorum. Şu anda yurt dışındaki Ermeni vatandaşlar genellikle bizim aleyhimizde propagandalar yapıyorlar, kitaplar yazıyorlar, bulundukları ülkenin meclislerinde aleyhimizde kararlar aldırıyorlar. Öyle kin nefret kusuyorlar. Oysa Osmanlı belgeleri öyle söylemiyor. Araştırdığımız zaman onların katliam yaptığını, onların toplu ölümlere sebep olduğunu gösteriyor. Dünyanın gözünde onlar mazlum, biz de zalim olarak gösteriliyoruz. Evet. Siz bu son Ermeni'de bunu mu anlatıyorsunuz? Ben şunu demek istiyorum. Acaba bu insanlar arasında hiç mi iyi ilişkiler olmadı? Abi, hiç mi aşklar yaşanmadı? Hiç mi arkadaşlıklar olmadı? İşte babamla bu insan arasındaki yaşanan ilişki bunun bir örneği. Bir dostluk örneği olarak sunuyorsunuz. Bu örneği mi sunuyorsunuz? Bu örneği sunuyorum. Evet. Sonra Erciyes Üniversitesi tarafından tercüme edilen bazı notlar da Tomar'da Ermenilerinin kadınlarının zorla kaçırıldığı, Müslüman edildiği filan yazılıyor. O kaçan kızlardan bir kısmının torunları, çocukları yaşıyor. Gönülleriyle gelmişlerdir. Ve manastırlarının parasını getirdikleri söyleniyor bizim köyümüze falan. Bunlar delillerle mevcuttur. Şu anda yaşayan insanlar vardır. Sonunda neyse 1968 yılında Beyrut karışıyor. Savaş çıkıyor orada. Arsin Cibilyan ve ailesi Marsilya'ya göçmek zorunda kalıyor. Hı hı. Babamla ilişkileri devam ediyor sürekli. Dostlukları buraya gelip geziyor. Kayseri'de geziyorlar, Tomar'da da geziyorlar. O zamanki büyük ağabeylerim var. Onlara hediyeler getiriyor. Sonra fabrikasında Türk işçilerini çalıştırıyor. Türk işçilerini çalıştırıyor. Asala bunun farkına varıyor. Sen nasıl Ermeni olursun da Türk dostu olursun, evet, falan mı diyor? Türk işçilerini işten çıkarmasını ve Asala'ya yüklü bir haraç vermesini talep ediyor. Arsin Cibilyan buna karşı çıkıyor. O dünya dostu bir insandır. Ve 1974 yılında bir sonbahar gününde, Kasım ayında Asala'nın isteklerine tepki gösterdiği için çapraz kurşuna tutulup vuruluyor. İsterseniz onun son kısmını kendi duygularımla okuyayım ben kağıttan, sonra şiir okuyayım. Hangisini? Şu mu? Evet. Aniden sağından solundan silah sesleri duyulmaya başladı. Gecenin karanlığını yırtan soğuk kalleş otomatik silah sesleri vücuduna isabet etmeye başladılar. Sinsice girdiler davetsiz serseri kurşunlar yıpranmış, yorulmuş bedenine zoraki. Biri daha. Onlarca kurşun. Dönüp bakamadı. Kimseyi göremedi. Sadece bir defa "Tanrım" diyebildi. Sağ elini ceketinin sol üst cebine atabildi. Oysa silahı dahi yoktu. Orada bulunan, günlerdir çıkarıp içine baktığı cüzdanını sıkı sıkı tuttu eliyle. Kendisine pek de adil davranmayan yalan dünyaya son bir kez bakamadı bile. Devrildi ağır bedeni ağaçların altına, sedir ağacı misali. Her tarafı kan revan içinde. Uzattı kendini ıslak gurbet topraklarının üzerine sessizce. Üzerine yapraklar düşmeye başladı. Sarı,
soğuk ölüm habercisi yapraklar. Ağaçlar ağlıyor, rüzgar ağıt yakıyordu ölümünün ardından. Çocukları habersizdi ölümünden, işçileri habersiz. Ermeniler, Türkler çok iyi bir dostlarını kaybettiklerinden habersiz. Dünya iyi bir kulu, yetim çocuklar bir babalarını, Tomarza bir hemşehrisini, Mehmet Hocaoğlu arkadaşını kaybettiklerinden habersiz. Evet. Şimdi bunu bu şekilde kitabınızda ifade ettiniz. Sonra da şiir mi geliyor? Cüzdanından elini sıkı sıkı evet. tuttuğu şeyde bir kağıt çıkıyor. Kağıtta bir şiir yazılır. Şiir var. Yaşadığı yerlere, Tomarza ve çevresine ve çocukluğuna duyduğu özlem anlatılıyor. Oysa cüzdanı Aysin Cibri'den cibri bir insan dedi. El açık bir insandır, yardımsever bir insandır. Şaşırıyorlar doktorlar ve akrabalar neden cüzdanını eline atmıştır en son diye. Açtıkları zaman zora kalıyor doktorlar. Sıkı sıkı tutuyor ve bir şiir çıkıyor. O şiir bu şiir değil ama ben şöyle düşündüm. Aysin Cibilyan yazsa yazsa ancak böyle bir şiir yazardı diye düşündüm. Mustafa Hocam'dan da özür dilerim. Tabii şairimiz var burada. İsterseniz okuyayım. Buyurun lütfen. Şöyle ifade evet, ediyor duygularını, buyurun. Memleket özlemini. Tomarza'da olmak isterdim. Tomarza'da ölmek isterdim. Benim iğdelerim bana yeterdi. Gölge etmeseydi üzerime gurbet ağaçları, yaprak dökmeseydi mezarıma gurbet ağaçları. Çıksam sümengen bağına, uzansam tek ağacın altına, ayaklarımı uzatıp köprü yapsam, ta Anavarza'dan Tomarza'ya. Üzerinden üçer beşer gelip geçseler, Ermeniler, Avşarlar, Türkmenler. El sallasam tepelere, dağlara, el sallasam tarlalara, yollara, gökteki kartallara, dalsam hülyalara. Düşünmesem işimi gücümü, düşünmesem bugünümü yarınımı, zihnimi çok gerilere çekip yaşasam çocukluk yıllarımı. Ilık bahar günlerinde arkadaşlarımla çelik çobak oynasam, mızıkçılık yapıp oyundan kovulsam, taşlasam Madame Marie'nin tavuklarını, arkamdan taşları sektirse, kahretmeye gelip mamama kulaklarımı çektirse, kışın buz üstünde topacımı çevirsem, dönüşünü izlemeye dalıp sevinsem, 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 tipi yapsa evimizin önüne karlar, öbek öbek, kucak kucak, ocakta çıtırdasa meşe odunları, fark etmez, dışarı soğuk, evimiz sıcak. Cuma günleri okusa Hoca Mustafa ezanı, pazar günleri çalsa kilisemizin çanı. Bulut olsam, gölge etsem evlerinin üstüne memleketimin, yağmur olsam, camlarına vursam, dolu olup damlarına yağsam, uzansa ellerim yaz geceleri, damda yatarken gökteki yıldızlara, gece karanlığında aşk şarkıları söylesem komşu damdaki kızlara. Ah ne kadar güzel, ne kadar hoş çocukluğuma dönmek, memleketimde yaşayıp memleketimde ölmek. Kopardılar yurdumdan, toprağımdan koca pençeli kara eller. Reva mıydı hisli gönlüme yaşadığım yad eller? Tomarza'da olmak isterdim. Tomarza'da ölmek isterdim. Benim iğdelerim bana yeterdi. Gölge etmeseydi üzerime gurbet ağaçları, yaprak dökmeseydi mezarıma gurbet ağaçları. Çok güzel. Galiba. Elinize sağlık. Mustafa abi, teşekkür ederim. Tam puanı verdik galiba. Şairimiz de burada. Onun aklına sığınarak okumaya çalıştık. Gerçekten güzel bir şiirdi. Tabii burada ben şunu da düşündüm.
Tabii Türk'ün o hümanizmayla açıklıyorlar. Yani büyük bir insanlık sevgisi var. Evet. Yani bu öyle kucaklayıcı ki biraz şöyle bir düşündüğümde mesela Anadolu'ya mesela gelişimiz, Anadolu'da böyle 1000 senedir Anadolu'da duruşumuz zannediyorum bütün insanları bu sevgiyle kucaklamamızla da çok ilgili. Mesela Abdullah Bey'in yaptığı şey şu. Mesela buradan bu hikayeden ben zannediyorum ki çok farklı bir sonuç çıkacak ama o dostlukla, kardeşlikle, evet, sevgiyle bitiriyor ki zaten bunlar değil mi? Anadolu'yu yüzyıllardır Anadolu'nun yaralarını saran kavramlar bunlar. Yani Yunus'u Yunus yapan işte, evet, Mevlana'ların, Hacı Bektaş'ların herhalde topraklarında da bu sevgi beklenir. Şimdi ben Mustafa Bey'e dönmek istiyorum. Mustafa Bey, siz ne diyorsunuz? Yani bu düşünceleri, bu sevgi kavramının öne çıkması, insanı insan yapan unsurlar. Yani normalde baktığımızda hep bütün insanlık alemi, yani et ve kemikten başka bir şey yok. Böyle bir toplam bir külçeyiz ama bizi biz yapan unsurlar başka bir şey. Yani bize bunları söyleten, bu duygu yükünü veren değil mi? Evet hocam. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Şimdi insan çok büyük bir varlık. Yani yaratılışı gereği sevgi dediğimiz tohum onun artık ruhuna işlenmiş ya, nakışlanmış. Mesela Abdullah Bey'in anlattığı hikaye çok ilginç bir hikaye, öyle değil, evet, mi? Mesela roman içerisinde ve bir de ben böyle ender romanlardan biri olacak bir şiirle bitiriyor. İşte bu şiirin içerisinde de sonunda işte elinde sıkı sıkı tuttuğu bir kağıt var. Evet. Yani bu da çok etkiledi beni. Yani çok niye güzel, etkiliyor? Evet. Çünkü hepimiz yani şair ruhlu insanlarız. Yani, evet, bir insanın şiire bu derece sıkı sıkı tutması ve o şiirin içerisinde de bizim ne çıkıyor? Tomarzamız çıkıyor. Öyle değil mi? Kendi, evet, doğduğu, büyüdüğü yöre çıkıyor. Demek ki insanı içerisinde yani dünya sevgi üzerine mi duruyor? Yani bu mu? Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Dünya sevgi üzerine duruyor. Sevgi yoksa hiçbir şey yok. Evet. Sevgi varsa her şey, evet, var yani. Burada şimdi Abdullah Bey'in okuduğu gibi müthiş bir barışın, biraz evvel sizin ifade ettiğiniz gibi müthiş bir kucaklaşmanın mesajı var yani. Ama tabii hep şu endişeyi de bir taraftan taşıyoruz yani, değil mi? Biz bu, bir taraftan bu sevgiyi, bu hoşgörüyü tabii ki insan olmanın gereği olarak kabul ediyoruz ama karşımızdakinin de çok hin fikirli, cin fikirli olup da yani bizim bu sevgimizden, hoşgörümüzden ki bunun örnekleri de çok fazla var. O tarafa karşı da çok uyanık olmak gerektiğinde açıkçası düşünüyorum. Yani sevgi karşılığını sevgi olarak bulmalı. Yani öyle, kesinlikle. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Evet. Yani hinlik veya cinlik olarak bulmamalı. Peki Mustafa Bey, bir şiirde siz lütfenseniz bu akşam yine tabii, şiirde devam edelim isterseniz. Tabii. Ben de yine yeni çalışmalardan bir örnek daha. Edersiniz. Evet. Bu arada ben şunu sorayım o zaman siz peki yeni kitap dediniz, yeni kitap ne düşünüyorsunuz yani, ismini ne koyacaksınız, aklınızdan geçen şeyler var mı? Vallahi ben Güldiken diye düşünüyordum. Hala tabii bir düşünce var kafanızda. Yani ne düşünüyorsunuz? Yani iki zıt kavramı karşı karşıya mı? Yani Güldikensiz olmaz yani bu mantığımı. Yani sevgiyle başka mesela sevgiyle kıskançlık yan yanadır mesela, değil mi? Şimdi onu diyecektim zaten. Zaten o evet, şeyden yani çıktım yola da. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin bir yazısında okurken şimdi gülle dikeni tarif ederken zaten bu hayatın doğasında var yani. Yaratılışta zıtlar üzerine yani parite, polarite, hı hı, yaratıldığı için diken yoksa gül yok, gül yoksa diken yok. Yani şunu demek istiyorum. Kötü varsa iyi de var. Çirkin varsa güzel de var. Evet. Beraber yani iç içe. Şimdi bir dizemde demiştim ki
Bundan yola çıkarak bu kanıya varmıştım. Gülün dostu dalındaki dikendir. Böyle diyor gönlümdeki dost bana. Diken bile güle boyun bükendir. Böyle diyor gönlümdeki dost bana. Evet. Bundan yola çıkarak ben kitabı... Gül ve diken olsun diye düşündünüz. Peki. Evet. Evet. Bu yeni çalışmamızdan bir şiir okuyorum. Zannetme. Kalbimde yıllardır sen yaşıyorsun. Ağlıyor gözlerim mutlu zannetme. Mutluluk umdukça sırnaşıyorsun. Ağlıyor gözlerim mutlu zannetme. Umudum dağların ardında kaldı. Kurudum aşkınla gönlüm sarardı. Dön de bak hülyama dünyam karardı. Ağlıyor gözlerim mutlu zannetme. Zannetme mutluyum iç kırıyorum. Zannetme kutluyum kıç kırıyorum. Kahrettin aşkınla hıçkırıyorum. Ağlıyor gözlerim mutlu zannetme. Mutluluk bağımı yaktın kül ettin. Mutluluk dağımı yıktın çöl ettin. Ağlaya ağlaya bıktım kör ettin. Ağlıyor gözlerim mutlu zannetme. Mustafa Bey şunu soracağım, yani çok samimi bir şey söyleyeyim. Evet. Peki şey, hüzün biraz ağır değil mi? Dozaj itibariyle hüzünü çok ön plana çıkarmıyor musunuz? Yani biraz daha yani ağırlıklı olarak hüzün var diyebilir miyiz? Şimdi, yani? Evet, şimdi türküler genellikle... Gerçi millet de seviyor diyeceksin. O aynı. Şarkılar hep hüzün. Değil mi? Biraz evvel Abdullah Bey'in de ifade ettiği gibi Hicaz... Yani... Kaharlı hicran yani. Kokusu olacak. Niye bizde bu kadar şey var? Yani bizde niye bu hüzünün dozajı bu kadar fazladır acaba? Şimdi biz duygusal milletiz. Duygusal milletiz. Yani bizde böyle duygulu bir türküye falan ağlar bizim insanımız. Ya da siz barak havalarına ağlıyorsunuz, öyle dediniz. Yani işte duygulandırır beni. Çünkü öyle yaşadık, öyle gördük. Eski Türk filmlerine falan ağlar bizim yaşlılarımız, kadınlarımız. Eskiden kafirlerle gidilir ve ağlaşa ağlaşa gelirdi. Evet, yani. İşte ağıt yapmada bir ben çocukluğum sırasında evet. Şeyi de gördüm hocam. Evet. Yani müzik bu kadar yaygın değildi yani o çocukluğumuz sırasında. İşte bir şahıs gelir, boğazında bir teyp veya elinde bir destan. Hatırlıyorum. Konusu neyse hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Yani ben o ilkokul çağlarındayken... Köy köy gezerler, evet, mahalle hani, mahalle yani, gezerler değil o mi? O evet. Şeyler ağıtları satarlardı işte böyle tek tek. Köy köy dolaşırdı yani. Evet. Doğru. Aslında şeyler vardı yine onu söylediğiniz iyi oldu. Ben şimdi mesela o günlere de özlem duyuyorum aslında. Ben mesela o pazarlarda kitap sergileri açılırdı pazarda. Yani domatesin bir yanına o... Köroğlu'nun hikayeleri, Karacaoğlan, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun. O eski kitaplarda onlar da satılırdı. Evet. Ve insanlar bunu alırlar. Bu hikayeleri özellikle çok alırlar, beğenirlerdi. Evet. Ama şimdi pazarlarda kitap satılmıyor artık. Evet. Ya bu da değişik bir durum. Evet. Şimdi ben dönmek istiyorum tekrar Abdullah Bey. Abdullah Bey, sizde hikayeler çok. Niye? Çünkü siz gerçekten çok ilginç şeyler tespit etmişsiniz. Çalışmalarınız da bu yönde. Bunlar peki ne zaman çıkacak ortaya? Nasıl çıkacak? Bunları biz nasıl göreceğiz? Yani çünkü Mustafa Bey'in kitapları var. Şimdi kendi evladı gibi. Evet. Ondan sonra evlatların sayısı artmış. Öyle bakıyor onlara. Peki bunları biz, bu eserleri nasıl göreceğiz? Ne zaman göreceğiz? Şimdi efendim, İstanbul'da bir yayın evi tarafından teklif aldım. Yayınlamak istiyor ama bunu incelettiğim, kendi konularında uzman bildiğim edebiyatçı arkadaşlar, bunların uzun soluklu ve sevilen diziler olabileceğini söylediler. O televizyona dizi, mı çekilsin? Evet. Onların şeyi şu, evet mutlaka okuyan bir kesim var ama her tarafa ulaşmıyor. Ne yap et, biz de sana yardımcı olalım. Bunları bir senaryo haline getirip filmleştirelim. Yani görüyoruz, Türkiye genelinde yayın yapan ulusal televizyonlarda yayınlanan dizilerin konularına göre bunun çok daha kaliteli ve süper olduğunu bunları söylüyorlar. Ve onlardan teşvik görüyorum. Şu anda o amaçtayız. İnşallah bu programda bir vesile olur. Sizler de bir vesile olursunuz.
Onun araştırması içerisindedir, yoksa bu kitaplar yok, çoktan kitap çıkmıştır. Kitap olmasına, peki bu çalışmanın kitap olmasına mani bir durum olmaz herhalde. Yani kitap olduktan şimdi, sonra senaryo bütün terif haklarını istediler onlar. Öyle mi? Evet. O yüzden siz de vermek istemiyorsunuz. Biz de vermek istemiyoruz. Noterden de tasdikini yaptırdık. Biz hı-hı, öyle dedi arkadaşlar. Ve çok titizlikle üzerinde duruyoruz. Çünkü bundan sonra da çalışmalar devam edecek size anlattığım şekilde. Kısmet olursa bu Anzak askerlerinin hikayeleriyle devam edecek. Şimdi tabii siz bu konuda çalışmaları sürdürüyorsunuz ama yani bunlar bence bir an evvel kitaplaşmalı ve insanlar tarafından da paylaşılmalı diye düşünüyorum. Yani çünkü biz dediğim gibi yazmaya çok eğilimli bir toplum olarak hala gözükmüyoruz. Yani bunu ben söylemiyorum. Yani bu bir kişisel bir değerlendirme değil. Bu rakamsal bir durum. Yani Türk toplumu hani biz sitem ediyoruz yani okumuyor, okunmuyor. Ya okumuyor diye yazmıyor aynı zamanda. Yani yazan bir toplum değil. Yazılan şeyler bizim için çok değerli. Yani biz bunu hala keşfedememişiz belki ama bunların bir an evvel yayınlanmasında bence fayda var. Ama o tercih sizin. Tabii ona da saygı duyarız. Çünkü telif hakları, biz bir taraftan da o işin o cephesiyle ilgiliyiz. Tabii telif hakları önemli ve o konuda sizin kararınıza saygı duyarız. Şimdi, yani. Burhanettin Bey, kısmet olursa kısaca bahsetmiştim. Allah bana o zamanı ve o imkanı verirse öyle bir araştırma sonucu, öyle bir şey yazacağım ki bugün Türk edebiyatında klasik eserler vardır. Hı hı. Mesela İnce Mehmet gibi, Çalıkuşu gibi, Ömer Seyfettin'in hikayeleri gibi. Ben öyle bir şey olacağına inanıyorum. O iddiadayım. Onu yapabilmem için de Mersin'den tutun İngiltere, Avustralya'ya kadar gezmem, incelemem gerekiyor. Bir kısmını başlattım. 70-80 sayfalık Anadolu kısmını yazdım. Fakat iş ondan öbür tarafında. Onları yapmam gerekiyor. Bunun için de tabii ki hem zaman gerekiyor, uzunca bir zaman gerekiyor, hem de başka şeyler de gerekiyor. Öncelikle bunlar istediğimiz istikamette giderse, kısmet olursa sizin programda yine konuk olacağız inşallah. Daha iyi yani şeyler sunacağız diye çok umuyorum. Çok teşekkür ederiz. Tabii ben bu arada tabii Anzak'ın hikayesine girmiyorum. Yani o Anzaklar içerisinde soy itibariyle bizden olanların da olduğunu öğrendiğimiz bir hikaye. Kısaca bahsedelim. Şimdi zannediyorum vaktimiz oldukça sınırlı. Evet. Çünkü çok ilginç konudur bu. Ben de kendi huylarımı biliyorum. Şimdi ben bu konuya da dalarsam zannediyorum çıkmak istemem. Çünkü gerçekten sizlerle değişik zamanlarda da bu stüdyoda söyleşmek çok hoşuma gidiyor. Evet. Efendim şöyle diyelim. Bu pazar akşamında biliyorsunuz pazar günleri insanların cumartesi pazarları böyle hani özellikle de pazar biraz dinlendikleri günlerdir. Evet. Ondan sonra isterseniz programımızı güzel bir şiirle kapatalım. Ondan sonra yalnız hüznün dozajı biraz az olabilir. Mustafa Bey isterseniz siz bir hazırlığı yürütün. Tabii yani hocam. Biraz böyle çünkü şimdi insanlarımız, gençlerimiz onlar tatildeler. Tatil başlangıcındalar. Diğer insanlarımız yarın çalışma gününe gidecekler. Evet. Ve ben her zaman şunu düşünmüşüm. Pazartesi zordur. Evet. Pazartesi zor gündür. Çalışma gününün başı ve sonu zor derler. Yani böyle biraz daha hayata biraz daha mutlu bakacağız. Biraz daha olumluya bakacağız. Böyle bir şey arzu ediyorum. Böyle bir şiirle sevgiyi ön plana çıkaracağız. Evet. Böyle bir şiir lütfederseniz bugün biz de programımızın amacına ulaşmış oluruz. Diyorum. İnşallah hocam. Herhangi biri de olabilir, evet. Sır kalsın. Sır kalsın, evet. Küseceksen sevgilim, hiç kimseye söyleme. Yalan olan aşkımız sır kalsın aramızda. Kıracaksan sevgilim, kırda viran eyleme. Roman olan aşkımız sır kalsın aramızda. Gönlümdeki aşkını sakla kimse bilmesin. Sakla da gözyaşını sakla kimse silmesin. Zalim kader fark eder aramıza girmesin. Yalan olan aşkımız sır kalsın aramızda. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca sizi
bu stüdyolarda görmek de bizleri çok mutlu etti. Teşrif ettiniz, onur verdiniz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, sağ olun. Erciyes TV mensuplarına ve sizlere özellikle teşekkür ederiz. Ekranın başından bizi izleyen izleyicilerimize, bizi tanıyan tanımayan herkese saygılarımızı ve sevgilerimizi sunarız. Evet, bugün Tomarza'da izleniyoruz galiba. Bugün Tomarza'lar burada izliyoruz. Biz burada mı izliyoruz? O zaman biz de onlara gönül dolusu sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz gerçekten. Evet, sevgili izleyiciler, bu akşamki söyleşi programımızda, söyleşimizde Bindal'da İki değerli konuğumuz vardı. Abdullah Ayata, eğitimci, yazar ve Mustafa Ünal, kıymetli dostumuz, şair arkadaşımız stüdyomuzda konuk oldular. Ve biz yine bugün sizlere küçük böyle tadlar sunmaya çalıştık. Bir tarafta Abdullah Bey'in anlatmış olduğu gerçekten romanlara konu olabilecek hikayeleri, Abdullah Bey roman yapma durumuyla karşı karşıya ve yazılmış iki tane eseri var. Ve bir tarafta yine Mustafa Bey'in şiirleri ki gerçekten ince bir ruh halini yansıtıyor. Duygusal ağırlıklı, duygusallığın ön plana çıktığı şiirler bunlar. Efendim Bindal'dan da bu akşamlık bu kadar. Tekrar bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.